Merhabalar sayın izleyicilerimiz. Ülken Sosyal Bilimler Akademisi'nin Salı günleri bir seri halinde düzenlediği Salı Gündesi isimli programa hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tuğba Işınsu Durmuş hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için, sağ olun. Öncelikle hocamızın biyografisinden kısaca bahsetmek istiyorum soru cevap bölümümüze geçmeden. Tuğba Işınsu Durmuş 1978'de İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Erzurum'da, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1999'da Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi'nde tamamladı. TÜBİTAK desteğiyle bir yıl Oxford Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. Halen eski Türk Edebiyatı profesörü olarak Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde dersler vermektedir. Osmanlı'da sanatın himayesi, Osmanlı edebiyatı metinlerinin neşri, klasiklerin öğretimi ve uyarlanması gibi kültür tarihi alanında konular üzerine yoğunlaşan Durmuş'un çok sayıda makalesi ve kitabı vardır. Tuğba Işınsu Durmuş bu çalışmalarıyla 2017'de Türkiye Bilimler Akademisi tarafından üstün başarılı genç bilim insanı olarak ödüllendirilmiştir. Durmuş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Başkan Vekili ve üyesidir. Hocam öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarım. Teşekkür ediyorum. Ben de tüm izleyicilerimizin gününü kutluyorum. Bugünün de anlam ve önemine uygun olarak bugünkü soru cevaplarımızın konusu Osmanlı kültür ve sanat hayatında kadın isimli bir söyleşi yapmak istiyoruz sizinle. Size yönelteceğimiz 10 tane soru var. Aynı zamanda YouTube'dan gelen yorumlara göre ilave soru sorabiliriz size. Hazırsanız başlamak istiyorum hocam. Hazırım, bekliyorum. Tamam hocam. Birinci sorumuz. Osmanlı hanedan mensuplarının sanat faaliyetlerine destek verdiğini biliyoruz. Öncelikle Valide Sultan'dan başlayalım. Valide Sultanların kültür ve sanat faaliyetleri içindeki konumu nedir hocam? Çok teşekkür ederim. Osmanlı'da Valide Sultanların kültür ve sanat faaliyetlerine destekçi olma, onların destekçisi olmaları konumu aslında çok bilmediğimiz ama mutlaka söz edilmesi gereken bir husus. Biliyorsunuz Valide Sultanlar padişahların eşleri ya da anneleri konumundaki kişiler ve belirli bir dönemden sonra da devlet yönetiminde çok etkili olmuş isimler. Özellikle mesela 17. yüzyılla birlikte harem kurumunun ön plana çıkması sebebiyle harem kadınlarının merkeze ve iktidara yaklaşmaları yönetimdeki etkilerini de arttırıyor. Ve belirli bir dönemden sonra mesela biz öncesinde Valide Sultanların isimlerini çok duymuyorken belirli bir dönemden sonra hakikaten siyasi tarih içerisinde çok duymaya başlıyoruz isimlerini. Tabii o işin ayrı bir tarafı ama bizim bugünkü konumuzla ilgili olan kısmı bu isimlerin aslında sanat alanında en görünür destekleri bani konumları olmuş. Yani bani aslında bu Osmanlı'da değişik çeşitli binaları yaptıran ve bunları yaptırmaya vesile olan kişilere verilen bir isim. Ne gibi imar faaliyetleri? Mesela cami, han, imaret, saray, kütüphane, medrese, türbe, çeşme, hisar türünden yapıtlar inşa ettiriyorlar. Tabii bu yolla niyetleri aslında isimlerinin kalıcı olmasını sağlamak, sonraki nesillere aktarmak bu yolla. Belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani 16. yüzyılda yapılan araştırmalar gösteriyor ki 16. yüzyılda İstanbul'da tüm vakıfların önemli bir bölümü Valide Sultanların bani konumlarıyla gerçekleşiyor. Yani bu hakikaten önemli bir bilgi. Mesela Hafsa Sultan'ın Manisa'da, Haseki Sultan'ın İstanbul, Kudüs ve Medine'de, Mihrimah Sultan'ın İstanbul'da, Üsküdar ve Edirnekapı'da yaptırdıkları vakıf ve külliyeler var. Burada vakıflar birazcık öne çıkıyor. Yani biliyorsunuz kültür tarihimizde vakıf adı verilen ve toplum hayatımızı türlü yönlerden yüzyıllar boyu etkileyen büyük bir hayır müessesesi var. Ve Osmanlı toplumunda da baktığımızda kadınlar Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren hep vakıflar oluşturmuşlar.
Hatta Osmanlı Devleti'ne ait bildiğimiz ilk vakfiye bir kadına, Orhan Gazi'nin eşi Asporça Hatun'a ait. Yine Orhan Gazi'nin eşlerinden biri olan Nilüfer Hatun, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da yaptırdığı hayır eserleriyle vakıf kurma geleneğini devam ettiriyor. Burada sanırım şöyle bir husus var. Yani henüz Osmanlı'nın kurulduğu ve kurumlarıyla yerleşmeye başladığı dönemlerde hanımlar yaptırdıkları hayır hizmetleriyle vakıf kurumunun toplumda sağlam bir zemine oturmasına da katkıda bulunuyorlar. Bunu da belki vurgulamak lazım. O dönemde Darüşşifa dediğimiz hastaneler var. Yine Anadolu'da, Osmanlı'da kadınların elinin değdiği ve evvelide sultanlar tarafından inşa ettirilen birkaç tane örnek verebiliriz bunlara. Belki şöyle söyleyeyim. Mesela Anadolu'da kadın adına bağlanan ilk şifahane Kayseri'deki Gevhernesi ve Sultan Darüşşifası. Osmanlılar çağının kadınlar tarafından yaptırılan ilk şifahanesi Manisa'daki Ayşe Hafsa Sultan Bimarhanesi. İstanbul'a geldiğimizde mesela Hürrem Sultan'ın Darüşşifa yanında işte bir Haseki Camii diye tanınan bir cami, imaret, okul ve çeşme yaptırması. Bunun külliye kısmı da Mimar Sinan'ın eseri bu arada, söz ettiğim Hürrem Sultan'ın bani olduğu bu külliye kısmı. Çok sayıda eser varsayabiliriz. Yani mesela Nurbanu Sultan'ın bir hamamının Yenikapı'da yaptırdığı bir hamam. Mesela bugün bildiğimiz İstanbul hastanelerinden Zeynep Kamil Hastanesi'nin kurucularından birisi de kadın. Sadrazam Kamil Paşa'nın eşi ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Prenses Zeynep Hanım mesela. Ya da Sultan II. Mahmut'un kızı olan Adile Sultan mesela bu konuda çok ön plana çıkmış bir isim. Kendi vakfını kuruyor. Özellikle eğitim ve sosyal yardım konularında çok etkin olmuş bir isim. Yani bunların hepsinin ismini çok zikretmemiz mümkün değil ama tüm Osmanlı'da gerçekten kadınların özellikle bani konumlarıyla vakıf müesseselerine çok büyük katkıları var. Bunu söyleyebiliriz. Sadece belki izleyicilerimiz için şöyle bir bilgi de verebilirim. Birkaç yıl önce duyduğum bir bilgi, İstanbul'da sadece kadınların yaptırdıkları, yani onların bani konumlarıyla yaptırdıkları eser üzerine İstanbul'da düzenlenen tur programları var. Yani hani dolayısıyla bunların da aslında sayısının ne kadar çok olduğu buradan anlaşılabilir diye düşünüyorum. Evet hocam, bu konuda biraz daha ayrıntıya girersek, Osmanlı hanedan mensubu kadınlar hami rolünü üstlenmişler mi? Mesela kendilerine sunulmuş şiirler var mı? Evet var. Yani bir kere Osmanlı'da yöneticilerin hami konumları var. Çok kısa bir şekilde belki kadınlara gelmeden önce ondan birkaç cümleyle söz etmem iyi olur diye düşünüyorum. Osmanlı yöneticileri, yani yönetici olmanın vasfı ve gereği olarak sanata ve sanatçıya destek veriyorlar. Yani tüm aslında Orta Çağ'da yönetimlere baktığımız zaman Osmanlı, yani sadece Osmanlı düzeyinde değil, tüm Orta Çağ'da yönetimlere baktığımız zaman aslında yöneticilerin sanat faaliyetlerine hem üretici olarak hem de bu işin destekçisi olarak, tüketicisi olarak destek verdiklerini görüyoruz. Kadınlarla ilgili olan özel kısma gelirsek eğer, Osmanlı hanedan mensubu olan kadınların da kültür ve sanat faaliyetlerine desteği olduğunu nereden anlıyoruz? Kendilerine ithaf edilmiş kitaplardan anlıyoruz ya da kendilerine sunulmuş olan şiirlerden anlıyoruz. Yoksa aslında böyle bir soruya cevap veren yazılı bir kaynağımız yok gerçekten. Burada İşin edebiyat boyutuyla ilgili biraz daha özele inersek, yani sarayda iktidara yakın ve etkin konumda olan kadınlara kasidelerin ve bazen de eserlerin sunulmuş olduğunu görüyoruz. Bu da onların edebiyat hamisi olarak ortaya çıktıklarına işaret ediyor, varlıklarına işaret ediyor. Burada da belki birkaç tane isim verebilirim diye düşünüyorum biraz daha işin somutlaşması adına. Hocam. Mesela Cinani diye bir şair, 3. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan için, 2. Selim'in hocası Ataullah Ahmet'in eşi Şemsiye Hatun için, 2. Selim'in kızı Fatma Sultan için ve 2. Selim'in musahibesi şairi Ayşe Hubbi Hatun için yazdığı ve onlara sunduğu kasideleri var. Buradan tabii yani niye bu hanımlara kaside sunmuş diye bir soru gelebilir akla. Bunların bazıları da aslında bu konumdaki kişiler
Sultan'a yakın, valide sultan zaten ya eşi ya annesi oluyor sultanın. Dolayısıyla onun aracılığıyla sultana ulaşma yolunda bir yardım bekleme durumu da söz konusu. Yani bu tarz beklentiler de anlaşılabiliyor şiirden. Ama bunların dışında bazı şiirlerin de yani onları sadece aracı olarak görmedikleri bazı şiirlerin de veya bazı eserlerin de sadece o konumdaki kişilere sunup herhangi bir beklenti olmaksızın değerlendirildiği örnekler de var. Mesela 16. yüzyılın bürokratlarından birisi olan Gelibolulu Ali'nin Safiye Sultan'ın iktidara yakın olduğu dönemde ona sunduğu kasidelerini biliyoruz. Ayrıca bir eserini yine söz konusu Valide Sultan'a ithaf ediyor. Visali adlı bir şair, Gülisat Berk adlı bir eseri var. 3. Mehmet döneminde yazıyor ve Kütahya Germiyanoğlu Medresesi'ne tayin edilmiş olmasına bir teşekkür olarak Safiye Sultan'a ithaf ediyor eserini. 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan, kız kardeşleri Hatice Sultan ve Beyhan Sultanların da bani konumları yanında hami olarak da bazı sanatçılara destek olduklarını biliyoruz. Mesela Şeyh Galip bunlardan bir tanesi. Şeyh Galip'in Mihrişah Sultan tarafından yaptırılan Sütlüce'de Humbaracılar Kışlası'ndaki cami, Eyüp'te yaptırdığı çeşme, Kasımpaşa Mevlevi Dergahı ve Levent Çiftliği'ndeki kışlaya yapılan çeşme için düşürdüğü tarihler var. Bunlar yanında 3. Selim'in kız kardeşi Beyhan Sultan'ın Çırağan ve Akıntıburnu'nda inşa ettirdiği kasırlar için de tarihleri var. Şöyle bir bilgi var elimizde. Beyhan Sultan'ın bunun karşılığında şaire caiz olarak 10 bin altın verdiği ve bunun yanında da şairin divanını tesip ettirerek hediye ettiği rivayetler arasında. Dolayısıyla aslında çok sayıda şairin yani bildiğimizden daha fazla o dönemde Osmanlı'da kadının toplum hayatının içinde çok görünür değil ama bildiğimizden daha fazla aslında kendilerine sunulan çok sayıda hem Valide Sultan'a hem de Osmanlı Devlet bürokrasisinde görev yapan kişilerin eşlerine ya da kızlarına sunulmuş eserler var. 19. yüzyıla geldiğimizde de mesela Leyla Hanım'ın divanında Sultan 1. Abdülhamit'in kızı Hibetullah Sultan için kaleme aldığı bir kasidesi var. Ve yine aynı şekilde Şeref Hanım'ın da Valide Sultan'a sunduğu bir şiir var. Bu ikisini söyleme sebebim şu, ikisi de kadın şair. Kadın şairlerin kadın hamilere şiir sunmaları hususu. Bu da belki ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir husus. Bir de bizim Osmanlı'da surname dediğimiz aslında düğün ve şenliklerin yazıya geçirildiği metinler var. Yani Osmanlı'da belirli dönemlerde ya savaş kazanıldığında ya da şehzadeler için sünnet törenleri veya padişahların evlilik törenleri için bir araya gelindiğinde bunlar çok uzun süren düğünler. 40 gün 40 gece bazen daha da fazla oluyor. Bunlar esere dönüşüyor. Surname dediğimiz metinlere dönüşüyor. Hem görsel hem de yazılı olarak. Ve bu şenliklerde, bu çok uzun süren şenliklerde çünkü çok hem Osmanlı'nın değişik coğrafi çeşitliliğinin içinde hem de yabancı devlet elçileri davet ediliyor bu şenliklere. Bir anlamda bir gövde gösterisi gibi de düşünelim bunları. Ve bunlar da gelen yani bu şenliklere gelen devlet başka devlet elçileri çeşitli hediyeler getiriyorlar. Bu aslında günümüzde de bir devlet geleneğidir biliyorsunuz. Hediye getirmek ziyarete gidildiğinde. Bu hediyeler arasında birinci sırada en değerli görülen şey kitap hediyeleri. Hatta bu kitaplar içinde de Kur'an-ı Kerim çok değerli olarak görülüyor. Bu surname yani bu şenliklerde ve düğünlerde kendilerine sunulan kitaplar konusunda Valide Sultanların da isimlerinin geçtiğini görüyoruz bu eserlerde. Yani Valide Sultanlar için de hazırlatılmış ve bu tarz şenliklerde onlara sunulmuş eserler olduğunu da biliyoruz. Bunu tabii nasıl yorumlamak mümkün? Yani burada kitap takdiminde Valide Sultanların da tercih edilmiş olması aslında Osmanlı, yani onların da Osmanlı entelektüel halkası içerisinde değerlendirildiklerini gösteriyor bence bize. Dolayısıyla bazen aracı olmaları tercih ediliyor ama onların da bu kültür ortamlarının içerisine dahil edildiğini düşündürüyor bana. Böyle bir yorum yapabiliriz. Yine sayıyı çok arttırabiliriz ama ben süreden dolayı sadece belli başlı olanlarına işaret etmek istedim. Evet hocam, peki Osmanlı hanedanında sanatçı kadınlar var mıydı?
Osmanlı hanedanında sanatçı kadınlar vardı. Burada tabii sanat çok genel bir terim. Benim uzmanlık alanım edebiyat ve şiir alanı olduğu için ben işin daha çok bu tarafına belki odaklanabilirim. Ama izleyicilerimiz arasında eğer diğer sanat dallarına dair bilgisi olanlar varsa, katkı sağlarlarsa çok da mutlu olurum buna. Ben burada Adile Sultan'dan söz edeceğim. Sultan II. Mahmut'un kızı Adile Sultan. Aslında Adile Sultan Osmanlı hanedanından olup divan tertip etmiş tek kadın şair bu konumuyla. Yani şiirleri böyle sanatsal açıdan çok üst düzeyde değil ama yani bu konumuyla hani Osmanlı hanedanından olup da elimizde divanı olan tek kadın şair olması sebebiyle çok önemli bir konuma getiriyor bu durum onu. Yani şiirlerine baktığımızda aslında o şiirlerinde onun kendi hayatına dair de bir takım yani mesela Osmanlı ailesinin tarihine ışık tutan da bir takım bilgiler öğrenebiliyoruz şiirlerinden. Mesela babası, annesi veya kardeşleri hakkında yazdığı pek çok şiir var. Hani kendi aile çevresiyle ilgili bir takım ipuçları sunuyor bize bu şiirler. Nakşibendi tarikatına mensup, dolayısıyla şiirde bunların izlerini de görüyoruz. Yani az önce söylediğim gibi ben şiirleri teknik olarak zayıf olmakla birlikte ama böyle samimi bir edası var. Hani böyle değerlendirebiliriz. Yunus Emre'den, Fuzuli'den ve Şeyh Galip gibi daha çok mutasavvıf şairlerin etkisinde kalarak şiirlerini oluşturmuş. Bir taraftan da hece vezniyle de yazdığı şiirleri var. Yine Osmanlı hanedanından elimizde şiirleri yok ama mesela Hürrem Sultan'ın da Kanuni'nin eşi olan Hürrem Sultan'ın da Türkçe şiirler yazdığına dair kaynaklarda bir takım bilgiler var ama dediğim gibi elimizde gelmemiş. Yani Adile Sultan'ın ama elimizde bir divanı var. Dolayısıyla o tam bir divan ve onun şiirlerinin ne düzeyde olduğunu değerlendirebiliyoruz. Evet hocam, Türk dünyasında bu açıdan durum nasıl? Nasıl değerlendirirsiniz Türk dünyasını? Evet, biraz yani az önce söz ettiğim isimler Osmanlı hanedanından olan isimlerdi. Türk dünyasında bu açıdan durum nasıl? Aslında benzer bir durum söz konusu. Yani bir Türk hanedanlarında da baktığımız zaman aslında benzer şekilde hanedan mensuplarının kültür ve sanat faaliyetlerine çok üst düzeyde destek verdiklerini görüyoruz. Bunlar arasında kadın yani yine hanedandan olup da kadın olan sanatçılar var mıydı diye bakarsak mesela Kırım hanedanı bunlardan birisi. Bahadır Girayan'ın eşi ve Gazi Girayan'ın kızı olan Hanzade Hanım var. O da babası ve eşi gibi şair aynı zamanda. Ve yine Adile Sultan gibi yani Osmanlı hanedanındaki Adile Sultan gibi bu konumuyla kendi hanedanının da tek kadın şairi mesela bu da önemli bir şey. Tabii Kırım hanedanı Osmanlı'ya çok benziyor yapı olarak. Yani yönetici konumunda giraylar var ve sanatın hem destekçisi hem de icracısı olarak varlıklarından söz ediliyor onların. Yani hanedanın erkek çocukları da Osmanlı Devleti ile başlayan bu idari ilişkilerden sonra İstanbul'da ve Osmanlı eğitim sistemine göre yetiştirilmeye başlanıyor. O yüzden Osmanlı hanedan mensuplarının büyük bölümü gibi bu giraylar da güzel sanatların bir ya da birkaç koluyla ilgilenerek yetişiyorlar. Ve tahta geçtikleri zaman, yönetime geçtikleri zaman da bu faaliyetlerin tabii ki devam ettiricisi konumunda kişiler oluyorlar. Yani mesela Osmanlı eğitim geleneği çerçevesinde yetişen giraylara kadar hanedanda herhangi bir şaire rastlanmazken ama bu eğitim sayesinde Kırım Hanedan mensupları tıpkı Osmanlı Hanedanı'nın önemli bir bölümü gibi şiirle uğraşıyor. Yani bu etkiyi buradan anlıyoruz aslında bu etkinin nasıl yansımaları olduğunu. Yani ikinci olarak Türk coğrafyası içinde söz edebileceğimiz hanedan bu çerçevede Kırım oluyor bu yakın ilişkiler dolayısıyla. Yani sağlanan bu eğitim yüzünden Kırım hanedan mensupları da sadece sanatı desteklemekle kalmıyor. Aynı zamanda onlar da şair yani bizzat onu üreten konuma yükselmiş oluyorlar. Osmanlı'yı dışarıda bırakırsak ya da Osmanlı'yı birinci sırada gösterirsek bu konuda gerçekten Kırım girayları bu konumları dolayısıyla Osmanlı'dan sonra dünyada en çok şair yetiştiren ikinci hanedan olmuştur diyebiliriz. Bir de Mısır'dan söz edeceğim. Yine Mısır'daki Türk hakimiyeti döneminde Türkçe şiir yazma geleneği yani Memluklu idaresine son verildiği yıldan sonra başlayan Osmanlı döneminde de Türkçe şiir yazma geleneğinin
devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın idaresinde saray kadınları arasında çok yaygınlaşıyor Türkçe şiir söyleme geleneği. Ve burada da Mısır'da hidif çocuklarının ve eşlerinin yetişme tarzında Türkçenin çok önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Yani birçoğunun yazmış olduğu şiirlerden anlıyoruz bunu. Mesela çok çarpıcı bir örnek, hidif İsmail Paşa'nın eşlerinden Çeşme Afet Hanım. Çeşme Afet Hanım'ın bir eseri var, Levha-i Dil adlı 200 küsür sayfalık bir eser. İçinde yani bizim bildiğimiz divan şiiri örnekleri var. Yani coğrafya olarak uzak gibi geliyor bize ama hani mesela Fuzuli'nin Su Kasidesi'ne yazdığı bir naziresi dikkat çekiyor burada. Başka bir örnek Sultan Hüseyin Kamil'in kızı Prenses Kadriye Hüseyin mesela. Prenses Kadriye Hüseyin Hidiv İsmail'in de torunu oluyor aynı zamanda ve 5 tane Türkçe kitabı var bizim tespit edebildiğimiz. Yani mesela Gül Desteği Hatırat diye bir mesnevi kaleme alıyor. Aslında belki şöyle diyebiliriz, yani mesela Mısır için konuşursak Mısır aristokrasisi arasında yaygın daha çok Türkçe şiir söyleme geleneği, yani kadınlar açısından diyorum. Dolayısıyla Türkçe aslında Osmanlı Hanedanı'nın dışına çıktığımızda neredeyse sadece saray ve yönetim düzeyinde devam ettiriliyor. Yani görüntü bu yönde. Hanımlar açısından düşünürsek de evet, biraz sarayda yetişen, bu eğitim çerçevesinde yetişen hanımların ürettikleri bir faaliyet alanı ile sınırlı kalmış. Ama bunlar gerçekten önemli örnekler. Yani çok yakın yıllara kadar, 1980'li yıllara kadar mesela Mısır coğrafyasında Türkçe şiirler üretilmeye devam etmiş. Evet hocam, Osmanlı kadın şairleri özelinde düşünürsek Osmanlı'da kaç tane şairden söz edebiliriz? Evet, Osmanlı'da kadın şairler açısından baktığımızda aslında sayı görünürde çok fazla değil. Yani erkek şairlerin üretimiyle kadın divan şairlerin edebi üretimlerini yani karşılaştırmayı mümkün kılmayan veri aslında şair veya şaire sayısı. Biz en son bu Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü projesiyle birlikte Türk Edebiyatı'nın birikimini burada ortaya koyduk. Ve bu birikim içerisinde 7000 civarında şairden, yani toplam 7000 civarında şairden söz ediyoruz. Bunlar arasında 50 civarında kadın şair var. Yani 7000 toplam rakam içerisinde 50 civarında kadın şairden söz edebiliyoruz. Şimdi tabii rakamsal olarak bize az görünse de ama o dönemde Osmanlı hayatında kadının kamusal alanda çok fazla gözükmediğine dikkate alırsak eğer, aslında oldukça tatmin edici bir rakam olarak da değerlendirilebiliyor. Bir de mesela batıya bakalım o dönemde, yani Orta Çağ'da, Avrupa'da klasik kültür çerçevesinde eser veren bildiğimiz hiç kadın şair yok. Yani hani hiç kadın şair yokken bu tarafta 50 tane kadın şairin olması, üretim boyutunda olan 50 tane kadın şairin olması, birçoğunun elimizde divanı var, günümüze ulaşmış. Dolayısıyla bu açıdan çok değerli diye düşünüyorum. Bir de İslam coğrafyasına baktığımız zaman da sadece kadınlar için yazılmış biyografi kitapları var. Yani tezkireler var bildiğimiz. O yüzden hani o dönemde kadının Batı ve Doğu toplumunda algılanışı ve sanat üretimi içerisindeki yeri açısından değerlendirirsek gerçekten ciddi bir düzey olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii belirli isimler ön plana çıkıyor. Mesela ilk bildiğimiz ilk kadın divan şairi Mihri Hatun 15. yüzyılda. Zeynep Hanım var yine 15. yüzyılda ama Zeynep Hanım'ın elimizde divanı yok. Birkaç şiiri ancak gelmiş günümüze. O yüzden ama Mihri Hatun'un divanı var. O yüzden de onunla ilgili daha sağlıklı yorumlar yapabiliyoruz. Ama tabii şöyle düşünmek lazım. Yani Osmanlı'da şiir daha çok sözlü yolla ve kamusal alanda yayılıyor. Yani bu kamusal alan içerisinde yazılmış şiirleri okuyarak gelişiyor bu şiirler ve bunları duymaları gerekiyor kadın şairlerinde. Yani kadın olmak hani bu tarz kamusal ortamların çoğunda bulunamamak da anlamına geliyor Osmanlı için konuşursak eğer. Hani bu çerçevede o zaman kadın şairlerin sadece bireysel olarak aldıkları eğitimi şiir üretimine yansıtmaları sonucunu doğuruyor bu nokta.
Mesela o zaman şöyle bir şeyden söz edebiliyoruz. Bu kadın şairlerin çoğu önemli ailelerin kızları mesela. Yani onlara biraz ayrıcalık katıyor bu durum. Mesela Zeynep Hanım'ın babası devrin ünlü kadılarından Çelebi Mehmet, eşi Kadı İshak Fehmi. Mesela Mihri Hatun'un babası devrin şairlerinden Belai Mahlaslı Mehmet bin Yahya. Mesela Ayşe Hubba Hanım Sultan 3. Murat'ın nedimesi, eşi 2. Selim'in hocalarından Şemsi Çelebi. Mesela Tuti Kadın Kanuni Sultan Süleyman'ın nedimesi ve Baki'nin eşi olarak tanınıyor. Afife Kadın 4. Mehmet döneminde bir şair olarak biliniyor. Sıtkıye Hanım'ın babası Sultan 4. Mehmet devri ulemasından Kamettizade Mehmet Efendi. Kız kardeşi de başka bir şair olan Faize Fatma Hanım. Mesela Fıtnat Zübeyde Hanım'ın dedesi şair Şeyhülislam Ebu İshak Efendi. Babası ise Şeyhülislam Ebu İshakzade Mehmet Efendi. Yani bu tabloyu böyle çok uzatabiliriz. Aslında şunu demeye çalışıyorum. Yani kamusal alan içerisinde çok görünür olmadığı için ya da olamadığı için, yani toplum yapısından dolayı kadınlar kamusal alan içinde çok görünür olamadığı için bu şairlik vasıflarını biraz bireysel olarak evde aldıkları özel eğitimlerle sağlamışlar. O yüzden mesela daha sade onların şiirleri. Birazdan belki üslup bahsinden de söz ederiz. Bu açıdan da biraz ayrıcalıklı konumdaki kişiler olmuşlar. Yani o konumları biraz şiir üretme konusunda onlara bir ortam sağlamış diye düşünüyoruz. Bu açıdan mesela Mihri Hatun'la ilgili, yani ilk kadın şair olması dolayısıyla, yani ilkleri vurguluyoruz biraz bu programda, o da önemli. Mihri Hatun diğer kadın şairlerden biraz daha farklı olarak bu tarz ortamlarda bulunabilmiş. Yani bulunduğuna dair kaynaklarda bilgimiz var. Mesela Amasyalı Mihri Hatun önce Sultan II. Beyazıt Amasya'da vali bulunuyor. Sonra da Şehzade Ahmet burada bulunuyor ve onların edebi muhitlerinde yer alıyor mesela. Yani yer aldığını biliyoruz bu muhitlerde bulunup. Şiir üretiminde bulunmuş başka şairlerin de şiirlerini dinleme fırsatı buluyor. Hatta mesela Mihri Hatun'un divanını hazırladıktan sonra işte sultana gönderdiğine dair de bilgimiz var. Yani kendi divanını Sultan Bayezid'e gönderdiğine dair kayıtlarda bilgilerimiz var. Yani değerlendirilmesi için gönderdiğine dair. Tabii ağırlık, hani yüzyıl açısından bakarsak, yani kadın şairler hangi yüzyıllarda daha görünür olmuşlar diye, 18. ve 19. yüzyılda. Tabii bu 50 kadın şairin ağırlığı 18. ve 19. yüzyıl. Bu da biraz daha kadının toplum hayatında bu yüzyıllarda daha görünür olabildiğiyle ilgili bir durum. Bu açılardan yine bütün kadın şairlerin isminden bahsedemedik tabii, yani hepsinden söz etmemiz mümkün değil bu programda, ama belki biraz merak uyandırmış olalım. Hocam, sıradaki soruma geçmeden önce Profesör Doktor Hasan Bacanlı hocamızın bir sorusu var size. Buyurunuz. Hocamız demiş ki, şiir yazan saraylı kadınlar var mıdır? Şiir yazan saraylı kadınlar derken, yani hanedandan olup saraylı kadınlar. Evet, az önce sanki onunla ilgili birkaç tane örnek verdim, ama belki tekrar söz etmem gerekebilir. Mesela sanırım söylemedim. Cevri diye bir şair var. Mesela onun divanında dikkat çeken iki tarih kadın musahibeler için kaleme alınmış. Mesela Sultan İbrahim'in musahip konumunda, yani danışmanı konumundaki kişiler var. Bunlar iki tane kadın, Cuybar Kadın ve Şekerpare Kadın. Onlar için de yazılmış iki tane tarih var. Saray kadınlarının şiirle uğraştıkları, yani eğer divan boyutunda açıkçası elimize ulaşmış, günümüze ulaşmış eserleri yoksa, mesela Adile Sultan, biraz Sultan Mahmud'un kızı olması sebebiyle, hanedandan olması sebebiyle onun şiirleri günümüze ulaşabilmiş. Yani onun dışında ya mesela Hürrem Sultan'ın bile yazdığı söyleniyor, ama açıkçası divan boyutuna ulaşmadıysa çok günümüze kadar gelmemiş. Biyografi kaynaklarında veya o dönemin Osmanlı tarihlerinde, tarih kitaplarında anlatılan bir takım bilgiler içerisinde biz Osmanlı Sarayı'nda şiir dolaşımının olduğunu biliyoruz. Ama açıkçası bunların, yani hangi kadınlar tarafından ortaya konduğu veya işte bu kadınların isimleri
Açıkçası çok böyle yeterli ve doğru bir bilgi olarak günümüze gelmemiş. Ancak hanedan düzeyinde veya bürokratların eşleri düzeyinde biraz daha çalışmaların içerisine girebildiyse günümüze ulaşmış. Dolayısıyla bunları sadece evet şiir dolaşımı vardı sarayın içerisinde diyoruz. Harem boyutunda da vardı diyoruz ama açıkçası özel bir isim olarak çok fazla da günümüze gelmemiş. Evet, teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Peki içerikten biraz söz edersek, erkek egemen bir ortamda kadınlara has bir üsluptan söz edebilir miyiz? Az önce biraz aslında girdim yani biraz daha hani erkek egemen bir toplumda bu şiir biraz daha sosyal bir ortamda kamusal alanda yayılıyor. Kadınlar bu kamusal ortamlarda çok fazla bulunamıyorlar. Dolayısıyla işte evde aldıkları özel eğitimle bunu devam ettiriyorlar. Biraz daha sade oluyor yani biraz daha sade diyebiliriz mesela kadın şairlerin ortaya koydukları şiir formlarının biraz daha sade olarak değerlendirebiliriz. Ama tabii burada yani bunu da yine Osmanlı yapısının kendine özgü kuralları içerisinde açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Yani mesela işte az önce söz ettiğim iyi ailelerin özel hocalar ya da aile bireyleri aracılığıyla iyi eğitilmiş kızları bu söz ettiğimiz konumdaki kişiler. Yani bu ama bu eğitim geleneksel medrese kalıplarıyla olmuyor. O yüzden mesela kadın şairlerin dili hani biz bugün erkek divan şairleri için de medrese mezunu bir erkek divan şairle işte bugünkü lise mezunu diyelim mesela katip konumundaki bir şairin şiirini karşılaştırdığımızda aradaki farkı çok net bir şekilde görebiliriz. Kadın şairleri de böyle düşünelim. Hani o medrese ortamının eğitimini almadıkları için hani onun şiire yansıyan boyutu da biraz daha sade bir görünürlükte oluyor. Yani konuşma diline daha yakın özellik gösteriyor. Aslında sadelikle kastettiğim şey bu böyle diyebilirim. Mesela aynı dil özelliğinin Rumeli doğumlu çoğu işte asker veya katip kökenli şairlerin şiirlerinde de görüyoruz. Ya yani burada aslında o eğitimin rolünü gösteriyor bize. Yani hani şiire yansıyan rolünü gösteriyor. Yine az önce söz ettiğim gibi hani kadın şairlerin erkek meslektaşları gibi rahatça gündelik hayatın içinde yer alıp hani şiirlerini onların örnekleriyle karşılaştıramamaları da bunda olumsuz bir etken. Yani Mihri Hatun burada biraz istisnai bir durumda hani o saraydaki sohbet halkasının içerisine dahil olabilmiş, şiir meclislerinde yer alabilmiş. Mesela Şair Zeynep Hanım'ın da işte Türkçe Farsça şiirlerinden oluşan divanını Fatih Sultan Mehmet adına düzenleyip ona sunduğunu karşılığında takdir gördüğünü biliyoruz. Ama bugüne ulaşmamış divanı. Bu açıdan bakarsak eğer üslup olarak aslında bir erkek şairin şiirinden daha farklı değil. Çünkü bizim Osmanlı divan şiirinde aslında işin cinsiyet vurgusunun çok fazla öne çıkarılmadığını görüyoruz. Yani burada bir erkek şair yazdığı zaman içerik değişmiyor. Bir kadın şair yazdığı zaman içerik değişmiyor. Bir sultan şair yazdığı zaman o içerik çok değişmiyor. Çünkü burada idealize edilmiş bir güzellik anlayışı var aslında. Yani o güzellik anlayışını bir sultan da aynı şekilde anlatıyor. Bir erkek şair de aynı şekilde anlatıyor. Bir kadın şair de aynı şekilde anlatıyor. Belki en göze çarpan özelliği olarak yine sorunuzun başında söz ettiğim üsluptaki sadelikten biraz daha konuşma diline yakın bir üslup vurgusundan söz edebiliriz diyebilirim. Evet hocam, dinleyenlerimizden gelen bir soru var yine. Onu sormak istiyorum. Uzun biraz sorumuz. Verilen örneklerin ve isimlerin genellikle hanedan üyelerinden olduğu göz önünde bulundurulursa, Osmanlı'daki bu sözü edilen 50 kadın şairin kaç tanesinin hanedan dışından olduğunu öğrenebiliriz. Bu doğrultuda Osmanlı'da şiir, edebiyat ve sanat alanında hanedan dışında toplum içerisinden gelen katkının yok denecek kadar az olduğunu söyleyebilir miyiz? O zamanki din algısıyla bu durumun arasında bir ilişki kurulabilir mi? Hanedan üyeleri için bu durum istisna edilirken toplum için bu algı sanat ve edebiyat anlamında bir kısıtlayıcılığa dönüşmüş müdür? Diye bir sorumuz var. Evet, bayağı uzun bir soru Kapsamlı bir olmuş. sorumuz var. Evet. Şöyle hocam, şöyle Yani özetleyelim. Bu 50 kadın şairin hepsi evet. hanedandan mıydı?
Şöyle, hepsi hanedandan değil yani Adile Sultan hanedandan. Burada hanedanla kastettiğimiz eğer yani Osmanlı ailesinden, soy olarak Osmanlı ailesinden gelmek ise bu durumda Adile Sultan'ı sadece buradan ayırabiliriz. Benim söz ettiğim yani bunlar iyi yetişmiş, daha çok devlet düzeyinde önemli görevlerde olan bürokratların kızları veya eşleri konumundaki kişiler. Yani bunları eğer Osmanlı hanedanından sayıyorsak o zaman tabii ki bunların dışında da isimler var. Mesela Mihri Hatun Osmanlı, bu anlamda Osmanlı hanedanıyla hani bu çerçevede bağlantılı bir isim değil, ya da Zeynep Hanım öyle. Yani şöyle düşünelim, aslında Osmanlı şiiri biraz, yani divan şiiri, Osmanlı divan şiiri dediğimiz yapı biraz bu geleneğin içinde olmayı, biraz arka plan bilgisine sahip olmayı gerektiren bir çerçeve çiziyor. Yani mutlaka masa başında alınan bir medrese eğitimi gerekliliği söz konusu değil, ama yani divan şiir metinleri aslında okurundan belli düzeyde bir arka plan bilgisi bekliyor. Yani bu arka plan bilgisini oluşturmak için de belirli düzeyde, yani yine eğitim demek istemiyorum ama hani entelektüel bir arka plana sahip olmak gerekiyor ve entelektüel bir düzeye, entelektüel bir ortamda bulunmak gerekiyor. Aslında bu ortam sanırım bu kadınların hem bu ortam hem de nasıl diyelim, eşlerinin, babalarının ya da işte çevrelerinin bu edebi muhit içerisinde yer aldıklarını görmeleri, bu kültür ve sanat ortamlarının içerisinde yer aldıklarını görmeleri onlara böyle bir zemin hazırlamış diye düşünüyorum. Soru biraz uzundu, devamını hatırlayamadım ama hatırlatırsanız eğer. Din algısıyla, o dönemdeki din algısıyla bu durumun, yani toplumdan fazla kadın şair çıkmamasının din algısıyla bir ilgisi var mı demiş soran hocamız. Benim de aslında bir sonraki sorumla biraz paralel gidiyor hocam. Ben sorumu da size ileteyim. Şunu soracaktım size. Kadın şairler şiir ürettikleri dönemde nasıl değerlendirilmiş? Bunu tabii siz nasıl değerlendirirsiniz? Ben burada aslında meseleye din algısından çok o toplumsal yapının görünürlüğü açısından bakmak istiyorum. Yani toplumsal yapının bu işe ne kadar izin verip vermemesi meselesi açısından bakmak istiyorum. Dolayısıyla burada bir de devamında şey vardı sanırım, yani bir kısıtlama söz konusu mu gibi, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani hanedandan olmak, hanedan içinde olmak, o şiirlerin içeriği konusunda bir kısıtlama veya işte bir aslında söylemek istediği bir şey vardı da söyleyemiyordu gibi bir noktada kendisini sınırlandırmasına bence izin vermiyor şairin. Çünkü yani bu içerikte ortaya konmuş şiirler, zaten Osmanlı Divan şiiri çok böyle doğrudan o toplumsal hayatı veya siyasi hayatı hiçbir filtreden geçirmeden şiirin içerisine dahil eden bir edebiyat formu değil. Yani bir güzel anlatılıyorsa eğer, o güzel idealize edilerek anlatılıyor. Dolayısıyla orada bir hani hanedandan olmaya aykırı bir içerik oluşturma durumu söz konusu değil veya buna yol açacak bir ortam söz konusu değil diye düşünüyorum. Bu açıdan bakarsak onların zaten çoğunlukla gazel tarzında yazdıkları şiirler var. Gazel'de aşktan ve sevgiliden söz eden içerikli şiirler. Hani bu içerikle ilgili herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olduğunu açıkçası söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi tabii şiir ürettikleri dönemde nasıl değerlendirilmiş? Burada aslında şöyle bir konuya gelmek lazım. Yani şimdi Osmanlı'da kadın şairlerin üretimde bulundukları edebiyat metinleri üzerinden değerlendiren çalışmalar daha çok hep divan şiirinde bir kadın söyleminin olup olmadığı sorunu üzerinden, ya da şöyle bakabiliriz, peşinen kabullenilen divan şiirinin erkekçe söylemine bu kadın divan şairleri ne derece uyumuşlar ya da ne derece bunun dışarısında kalmışlar. Daha çok bu çerçevede değerlendirildiğini görüyoruz. Şimdi burada tabii şeye bakmak lazım. Yani erkek söyleminin nasıl oluştuğuna bakmak lazım. Yani burada tabii ister istemez bu biyolojik ve toplumsal cinsiyet ayrımı açısından meseleye bakmamız lazım. Yani nasıl cinsiyet bize biyolojik olarak verili bir durumken, ama toplumsal cinsiyet de bizim bunun üzerine inşa ettiğimiz kültürel bir olgu ise, yani bu açıdan baktığımızda hani divan şiirini dikkate alarak bunu yorumlarsak, aslında divan şiirinde biyolojik bir cinsiyetten çok toplumsal bir cinsiyetin hakim olduğunu görüyoruz. Yani
Ve bu da erkek söylemi şeklinde ifade ediliyor. Şimdi bu anlayışla şekillenen bir bakış açısına göre de aslında biyolojik cinsiyete dair yapılacak yorumlarında toplumsal cinsiyetin beklentisi doğrultusunda şekillenmesi kaçınılmaz bir durum. Mesela divan şiirinde kadın söyleminin olduğu veya olmadığı iddiasında olan çalışmalarda mesela erkek şairlerin yazdığı şiirlerde merdane bir havanın sezildiği vurgulanırken kadın divan şairlerinin şiirlerinde mesela daha latif, zarif, samimi ve duygusal açıdan değerlendiriliyor. Tabii ki önemli görülüyor yani hani bu biyografik kaynaklarında kadınların şair olarak varlıkları tabii ki önemli görülüyor ama yani toplumsal olarak bu biyografi çalışmalarını da ortaya koyanlar erkek olduğu için ister istemez sanırım o yerleşmiş olan bakış açısı da bu ifadelere yansıyor diye düşünüyorum. Şimdi ama tabii böyle bir bakış açısıyla da kadın divan şairlerinin şiirlerine bakmak onların üretimleri üzerinden bence sağlıklı değerlendirmeler yapmayı da güçleştiriyor diye düşünüyorum. Yani burada tabii hani kadın divan şairlerinin hani Osmanlı'nın toplumsal yapısı çerçevesinde bu devam ede gelen geleneğin neresinde durduklarını tespit etmek ve erkek şairlerin konumlarıyla karşılaştırmadan toplumsal yapının izin verdiği ölçüde üretimlerini değerlendirebilmek önemli bence. Yani burada kadın divan şairleri az önce söz ettiğim gibi aslında erkek şairlerden yani biz şiiri okuduğumuzda bunu anlamıyoruz. Bunu bir kadın mı yazmış, bir erkek mi yazmış diye. Burada belki şöyle bir şey söylemek lazım. Yani var olan bu geleneksel yapının dışında bir söylem ortaya koymamış olsalar da aslında söyledikleri şiirler farklı bir toplumsal eylem olduğu için önemli ve değerli. Yani kadının toplum hayatının başka alanlarında çok fazla görünmediği bir ortamda edebi ürünler ortaya koyması erkek söyleminden farklı şeyler üreteceği için değil bence. Yani erkeklerinkinden farklı bir toplumsal hareket olduğu için bence dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Evet hocam, Osmanlı döneminde kadın şairler arasında dayanışma var mıymış? Az önce iki örneğini verdim. Hani kadın hamilere, kadın şairlere şiir sunması. Bu bir dayanışma örneği olarak değerlendirebiliriz. Ve elimde birkaç örnek var. Yani belki araştırsak daha fazlasını da buluruz da. Aslında bu dayanışma şöyle. Yani Osmanlı şiirinde nazire çok yerleşmiş bir uygulama. Yani bir şairin şiirine nazire yazarak aslında hem o şairi dikkate aldığını göstermek hem de ondan yola çıkarak yeni bir şey ortaya koymak. Ama hep o şiire yaslanan bir tavır ortaya koymak. Şimdi burada tabii kadınların da kadın şairlere yazdıkları nazireler var. Mesela yani erkek şairlere yazdıkları nazireler yanında kadın şairlerin de kadın şairlere yazdıkları nazireler var. Mesela Zeynep Hanım'la Mihre Hatun'un bu çerçevede karşılıklı birbirlerinin şiirlerine nazire yazdıklarını biliyoruz. Mesela Kastamonulu Feride Hanım var. Onunla Leyla Saz Hanım'ın nazireleri yanında müşterek hatta yazdıkları gazeller var. Mesela bence bu da bir dayanışma örneği. Bunlar aslında bence bir şeyi gösteren bir işleyiş var. Yani hani zaten divan edebiyatı ve halk edebiyatını böyle edebiyat geleneği açısından birbirinden ayırmıyoruz yani bakış açısı olarak. Sadece hitap ettiği kitle açısından bir farklılık var. Yani aşık kültürü dediğimizde tabii akla gelen çok önemli erkek şairler var. Hani işte erkek aşıklar Dadaloğlu, Köroğlu, Karacaoğlan, Aşık Veysel gibi ama bunların yanında tabii ki kadın aşıklar da var benzer ölçüde. Fatma Kamile, Şerife Soykan, Ayşe Berk, Döne Sultan, Güllühan Hanım, Derdiment Ana, Şah Turna Ağdaşan, Şahsenem Akkaş gibi birçok kadın aşık bu kültür çerçevesinde eser veriyor. Yani aslında orada da benzer bir tavır var. Yine toplum hayatının içerisinde çok böyle görünür olamama durumu ama bir taraftan da bunun içerisinde işte sazlarıyla alanın içerisine, o edebi söylemin içerisine dahil olma çabası. Hatta ben mesela şeyi biliyorum yani bazı şairlerin mahlaslarını değiştirdiklerini hani kadın şair havası uyandırmamak adına bazı kadın aşıkların kendi isimlerini bu anlamda değiştirdikleri yani kadın oldukları vurgusunun ortaya çıkmaması adına. Yani bunlar hep dönemsel olarak karşımıza çıkan örnekler ama aşıklık geleneği içerisinde de kadın aşıkların çok önemli konumları var. Evet. Evet.
Teşekkür ederiz hocam. Ben Söyleşimizi teşekkür ederim. sonlandırmadan önce sizden Osmanlı'da bir kadına yazılmış güzel bir şiir dinleyebilir miyiz acaba? Hay hay. Osmanlı'da bir kadına yazılmış güzel bir şiir. Benim aklıma Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan için kaleme aldığı gazel geliyor. Yani Hürrem Sultan için yazıldığı söyleniyor, öyle biliyoruz. Önce şiiri okuyayım, sonra da belki alan dışından izleyicilerimiz varsa eğer kısa bir şekilde günümüz Türkçesiyle de karşılığını vereyim. Olur hocam. Tamam. Celisi halvetim, varım, Habibim, mahı tabanım. Enisim, mahremim, varım, güzeller şahı sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarabı Kevserim, adnım. Baharım, behçetim, razum, nigarım, verdi handanım. Neşatım, işretim, bezmim, çerağım, neyirim, şemim. Turuncu, naru narencim, benim şem-i şebistanım. Nebatım, sükkerim, gencim, cihan içinde bir rencim. Azizim, Yusuf'um, varım, gönül Mısır'ındaki hanım. Sitanbul'um, Karamanım, diyar-ı mülketi Rum'um. Bedahşan'ım ve Kıpçağım ve Bağdat'ım, Horasan'ım. Saçı vavım, kaşı yayım, gözü pür fitne bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet hey namüselmanım. Kapında çünkü meddahım, seni methederim daim. Yürek pürgam, gözüm pürnem, muhibbiyem hoş halim. Evet, şiir bu. Çok kısa bir şekilde günümüz Türkçesiyle de karşılığını söyleyeyim. Benim en yakın dostum, arkadaşım, yegane varlığım, sevgilim, ay ışığım, candan yakınım, sırdaşım, varlığım, güzeller güzeli sultanım. Hayatım, her şeyim, ömrüm, Kevser şarabım, cennetim, baharım, güleç yüzlüm, gündüzüm, sevgilim, gülen yüzüm. Sevincim, eğlencem, meclisim, ışığım, mumum, turuncum, narım, narencim, gecemi aydınlatan ışığım. Lezzetli bitkilerim, şekerim, hazinem, cihanda beni hiç üzmeyenim. Azizim, Yusuf'um, varım, gönül ülkesindeki sultanım. İstanbul'um, Karaman'ım, Anadolu toprağım, Bedehşan'ım ve Kıpçağım ve Bağdat'ım, Horasan'ım. Vav harfi gibi bukle bukle saçlım, yay kaşlım, gözü fitne dolu sevgilim, baygın bakışlı güzelim. Sana olan hasretinle ölürsem, ey sevgili, günahım boynunadır bilesin. Kapında seni daima öven bir meddahım, yüreğim dertli, gözü yaşlı bir aşığınım. Yani muhibbiyim ve bu durumdan çok mutluyum. Evet, burada aslında tabii muhibbi bir sultan, Kanuni Sultan Süleyman, devrin işte Cihan Sultanı. Ama Hürrem Sultan için İstanbul'u, Karaman'ı feda ediyor. Yani bunu belki sıradan bir aşık söylese çok değerli olmayabilir ama hani bunların sahibi ve gerçekten feda edebilecek konumda yer alan bir sultanın söylemesi de hakikaten değerli olmuş. Bu şiirle bitirelim isterseniz. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi gerçekten şiir. Teşekkür ederim. Sorularımıza bugün cevap verdiğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar, sağ olun.